السلام عليكم يا جماعة، تفضلوا على الكوتشك برجوازي. اليوم عندنا سيارة 180. الله كبلت نابي دوايت ميد يو Biz küçükken şey vardı, top oynuyorduk mahallede. Yerde Arabistan'dan getirilmiş sigara kutusu falan vardı. Tütün şeyleri, kağıtları. Aynen, yukarı koyuyorduk. Arapça yazıyor yani, nereden biliyorum. İngiliz takipçilerimiz için de bir giriş alalım ya. Wow. Oh wow. Hemen moda giriyoruz. Hey guys. Okay. Az önceki Arap çocuk sen değilmişsin gibi. Evet. Yes man. Hello guys. Welcome to Small Bourgeoisie channel. Today we have a 180. Küçüğü niye small diyorsun? Biz bir özel ismiz. Küçük burjuvazi diyeceğiz. O zaman baştan alayım. Tamam. Tamam, aynen. Pull and beer, pull and ayı mı diyoruz? Hello guys, welcome to Küçük Burjuvazi channel. Today we have a 180 Mercedes. We will look for this car. This is amazing. Oh my god, yes. Artık arabaya geçelim. Yeah. Bugün yanımızda Mercedes A180 var. Dünyanın en uzun video açılışını yaparak tarihe geçmiş olabiliriz. Ama vesselam, her şey araba değil. Biraz muhabbet, sohbet de lazım. Yanımızda A180 var. Zaten bunu anladınız. Arapçası, İngilizcesi, Türkçesi. Şimdi bizdeki A180 eski kasa A180. Yani kasa olarak çok bir şey değişmedi ama makyajlandı biliyorsunuz. LED farlardı, LED stoplardı. Değişti bazı özellikleri. Yani değişsin bir zahmet. Üstünden de 8 sene geçti. Bizim aracımızı genel olarak dıştan incelediğimizde AMG'ye göre tabii biraz zayıf kalıyor. Neden? Çünkü bizim aracımızın paketi urban. İlk önce jantlardan başlayayım. Bu araç orta paket. En boş paketi Style'da 16 jantlarla geliyor. Ama orta paket Urban'da 5 kollu 17 jantlarıyla geliyor. AMG olduğu zaman da bu araç 18 AMG jantlarıyla geliyor. Yani 3 pakette de farklı jant opsiyonları bulunuyor. Bunun yanı sıra Urban haricinde AMG'de yan marş bir yerler geliyor. AMG'de sadece bu dış opsiyonlar ve özellikler bulunmuyor. Yani AMG'de aracın aslında komple şasesi daha farklı. Alçak şase dediğimiz şase sistemi kullanılıyor AMG'de. Yani sadece 2-3 özellik ekleyip de paket yapmamışlar. Aracın şasesine kadar değişik geliyor. Tabi AMG'yi AMG yapan ön ve arka tamponları. Bu krom detaylar biliyorsunuz piyona bilek oluyor. AMG'nin daha farklı bir tamponu bulunuyor. Artık şu plakayı gördüğüm zaman arabada ekstra bir eksiklik olmuş gibi geliyor bana. Her arabaya bir APP plaka şart diye düşünüyorum. Çünkü APP plaka daha kalın olduğu için arabayı öne çıkarıyor. Yani APP yasak ama İstanbul plaka dediğimiz böyle hafif kalın yazılar güzel oluyor. Yani her arabaya yakışıyor. Aracımızın ön kısmında bir Mercedes logosu var şu şekilde. Panjurda da şu şekilde piyona bilek ve krom detayları bulunan bir logosu daha bulunuyor. Yani bu araba ben Mercedes'im diye buram buram bağırıyor. Her yerinde Mercedes logosu var. Tabi farları AMG'nin de LED değil, halojen. Ama AMG olduğu zaman bu farlar xenon geliyor. Urban ve Style'da normal sarı bildiğimiz farlar geliyor. Sonradan tabi xenon farı değiştirebilirsiniz. Ki AMG'lerde de zaten standart olarak sunroof bulunuyor. Style ve Urban paketlerde opsiyon ama bu araçta o opsiyonlar kullanılmadığı için aracımızda sunroof yok. Bir bakalım motorun altında 1.6 benzinli nasıl bir motora sahip. Şöyle kaputu açayım. Aracımızda elektrikli katlanır ayna var zaten. Birazdan göstereceğim ama amortisörlü kaput var mı bakalım. Tabii bu Mercedes'te de herhalde iki kere çekmek gerekiyordu. Farklı farklı özellik koyuyorlar. Benim BMW'de de öyleydi. Bir seferde açmıyor, iki kere de açıyor falan. Şuradan mandalıyla açtım. Aracımızda amortisörlü kaput yok. Şu şekilde tutturmalı. Şöyle takıyoruz. Ya şimdi arkadaşlar, bu araba 250 bin lira şu an 2021 Türkiye'sinde. Ama bu araba 2013'te ilk çıktığı zamanda, yani sıfırken, ilk siz kendi adınıza fatura düzenleyip cayır cayır alacağınız zamanda 79 bin lira liste fiyatı vardı. Urban paket için konuşuyorum. Ki Style'lar daha düşüktü. Yani 65 bin liraya bu arabanın boş paketini alabiliyordunuz. Ama şu an 100 bin kilometre gidilmiş. Üstünden 8 sene geçmiş. Yani araba artık miladını tamamlamaya yakın senelere gelmiş ama üstüne 3 katı değer kazanmış. Yani ekonomiyi de buradan biraz anlayabiliyoruz. 8 sene geçmiş bir araç 3 katı değer kazanıyor ki, yani 80 bin liraya satılıp şu an 250 bin liraya ikinci eli satılıyor. Neyse vesselam, aracımızda amortisörlü kaput yok. Böyle bir kaputumuz var. 1.6 benzinli motorumuz 1.5 motora göre baya büyük. Yani Mercedes'in orijinal motor olduğu için böyle bir motor kapağıyla geliyor ki burada da Mercedes logosu bulunuyor. Aracın tüm elektriksel,
mekaniksel tüm aksamları kaputun altında konumlandırılmış. Yani beyninden, aküsünden, sigorta kutusundan, motoruna kadar her şey bu alanda bulunuyor. Aracımız klasik Almanlarda olduğu gibi BMW hariç, yani BMW'de yavaş yavaş geçiyor ama 2 serilerinde, 1 serilerinde önden çekişli bir araç. Kaputumuzu kapatalım. Bir şunun sesini dinleyeyim. Bak şu tokluğu görüyor musun? Tok tok ediyor yani, o teneke sesi gibi değil. Şey, teneke demişken aklıma bir araba geldi ya. Şurada çıkar. Siz anladınız. Kedi. Aracımızın şu şekilde bir anahtarı var. Klasik ben eskiyim diye bağıran eski Mercedes anahtarı. Yani bu anahtarı görüyorsanız büyük ihtimal 2015 öncesi bir Mercedes'tir. Arabada zaten anahtarın üstünde logo var. Arabanın her yerinde Mercedes logosu var. Bu yetmemiş gibi Mercedes logolu bir anahtarlık almış. Tamam kardeşim, arabam Mercedes ya. Alnına da şöyle bir dövmesini yaptır yani artık. Şimdi elektrikli katlanır ayna var dedim. Kapatmaya basayım şöyle. O Apache paket korna çalan var ya, hani şu tık tık, hani otoparklarda gıcık eden ses var ya, o da var yani, gizli özellik açılmış. Şimdi bir de aracın arkasına bakalım. Stoplarımız da farlarımız gibi halojen, yani kaba bir tasarımı var. Yenilerinde biliyorsunuz led stop ve farlar var. Onlar da gayet yakışıklı. Tabii onların parası da güzel yani. Bu araçlar ABC sınıfına düşük diyoruz ama bizim ülkede en düşüğü 250 bin lira. Yani siz düşünün, bu araba Almanya'da şu an herhalde 3-5 bin euro falandır. Çünkü 8 sene geçmiş bir arabayı Almanların pek bineceğini zannetmiyorum. Şimdi bagaja gelmişken anahtarı göstereyim. Anahtarın üstünde açma ve kapama tuşu var. Başka herhangi bir tuş bulunmuyor. Biliyorsunuz Mercedes'lerin yüksek sınıflarında bagaj açma tuşu da var ama bunda sadece tüm 5 kapıyı da aynı şekilde açıp kapatıyorsunuz. Yani bagaj için ayrı bir tuş bulunmuyor. Yani arabanın açma tuşuna basılı tuttuğum zaman da arabanın camlarını bile açmıyor şu anda. Ama büyük ihtimal bu ayarlardan yapılıyordur. Yani bu özellikte vardır herhalde. Ona da bakarız. Şimdi bagajını bir açalım. Hatchback bir araba. Hani bende de rahmetli Golf vardı. RLS 87. Hatırlayanlar bilir. Hatırlayanlar yoruma yazsın. Şöyle bir bagajı açalım. Yani uzunluk olarak arabaya baktığım zaman Golf'le hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı kilo, aynı boyut. Yani bu kadar alanı kötü kullanım bence biraz tuhaf. Çünkü motor kısmı çok büyük kaput alanı olarak. Ama arabanın içi ve bagaj kısmı çok da. Yani bu Golf'le kıyaslıyorum çünkü piyasada birbirlerinin rakipleri. Yani Golf'le kıyaslamayacağım da hangi arabayla kıyaslayacağım? Klasik bir bagaj ölçümümüzü yapalım. Osman, kanka benim bacak bu araba için biraz uzun da sen şey yapsan. 178 boy. Taliplerimi arıyorum. Urfa'dan katılıyorum. Bismillah. Ya bu bayak sayılmış. Hiç ayağını bile sokmaya gerek yok. 50 oluyor herhalde. Şöyle bittiğimi koyayım. Tamam yani. Sence tahmini kaç litredir? Bence 300 falandır. 300 var mıdır? Vardır ya. 300 ya da 250 falan. Tamam, ben de bilmiyorum. Sence kaç? Ben de tahminimi söyleyeyim. Bence 280, sence? Ben 260 diyorum. Tamam, internette hemen yazıyorum senin için kardeşim. Nesine giriyordun? O zaman Urfa Balcan Kebap. Anlaştık. Sana uymayacak da kime uyacak ya? Bir tane A180 buldum. Hemen özelliklerine giriyorum. Bagaj kapasitesi 341. Oha. Stepney'i falan da hesaplamış. Ya kardeşim onu boş ver. Kim yaklaştı? Ben kaç dedim? 250. Burada kamera kaydı olmasa be adam bari. Burada yapma yani. Neyse sen Balcan'da... Sen söyle de yemekten sonra dilim damağım kurudu benim. Onu bir yeriz ya. Sen şey yap, onu bir ayarla. 341 litre bagajı varmış. Yani bence 341 durmuyor ama 341'miş. Yapacak bir şey yok. Ben fabrika verilerine güvenmiyorum abi. Çünkü arabayı alırken diyor fabrika verisi 7 yakıyor. Şu araba 15 gösteriyor ya. 2 katı yakıt tüketimi gösteriyor. Fabrika verilerine ben güvenmiyorum açıkçası. Şöyle kapatma kolu bulunuyor aracın bagajının. Yani aracın dışına dokunmadan, elinizi pisletmeden aracın bagajını kapatabiliyorsunuz. Tabii AMG'lerde arka tampon da farklı oluyor. Egzoz çıkışları. Bu şekilde 2 tane değil, daha farklı egzoz çıkışları var. Şurada çekme halatımızın kapağı var. Burada da arka park sensörlerimiz bulunuyor. Şimdi bagajı inceledik. Bir de arka yaşam alanına bakalım. Tabii arka yaşam alanı. Bunu her söylediğimde çok tuhaf oluyor. Ya. Arka yaşam alanı boş abi. Arka taraf. Bu başka bir taraf olduğu için arka taraf diyoruz. Şöyle bismillah biniyorum. Evet. Biliyorsunuz bizde klasik bir tabir var. Kabir. İşte bu arabada kabir sınıfına giren araçlardan. Neden kabir diyoruz? Dar çünkü. Yani bunalıyorum. Hani diz mesafesini kurtarmak için şu ön koltukların tasarımını böyle yamuk yapmışlar. Ama dizim yine değiyor. Tamam, hatchback bir araba. Arkaya doğru daralsın ama yani hem koltuk mesafesi dik. Mesela Golf'lerde, Leon'larda fark ettiyseniz koltuk şöyledir. Yani bagaja doğru biraz yataydır ki. Hani şöyle durup kafanızın mesafesi dik olmayasın. Yani dik durduğunuz zaman kafanız da dik oluyor. Ama şöyle biraz yatay bir koltuk olduğu zaman kafanız arkaya doğru daha ferah oluyor. Yani o yüzden A180'lerin koltuk tasarımını ve bu kasa tipini hiç beğenmiyorum. Zaten dik oturuyorum yani hiç rahat değilim. Dik oturmamın yanı sıra bir de diz mesafem yok. Hiç rahat değilim. Ki zaten bu arabada hani diğer arabalara
arabaları 5 kişilik görüntüsü veriyorlar ama bu arabayı hiç 5 kişi görüntüsü de vermemişler. Direkt 4 kişilik. Şöyle göstereyim. Şu alana kimse oturmasın demişler. Dikişlerle koltuk alanlarını belli etmişler. Ben de geldim, doldu araba. Osman'la geldik. Tabii burada Osman'ın paralarını koyduğu bir cüzdan var. Osman'ın cüzdanı budur yani, öyle cüzdan mı olur demeyin. Osman'ın cüzdanı bu. Daha küçüğü kesmiyor çünkü kartlardı, paralardı, nakit. Çünkü Suudi Arabistan riyali var, Kanada doları, Amerika doları, İngiliz sterlini, Türk lirası hepsi bulunuyor. O yüzden böyle büyük bir çanta ihtiyaç duyuyor Osman. Aynen öyle kardeş. Seni yoksa bir gün taşıyamam. Şimdi bu videodan mafyalar bulup senin önünü bir kesmez mi? Neyse şunun gerçeğini açıklayalım da başımıza. Fakirim abi. Fakirim abi. Altta IBAN çıktı, para gönderin abi. Şöyle göstereyim kameranın çantası. Vallahi bak yani tınle. Öldük bittik. Mafyalar falan peşimize düşmesin de. Aracın arka kısmında bağımsız bir klima bulunmuyor. Burada sadece ne koyabilirsiniz ki buraya? Telefonu deneyeyim. Yani telefonu her an takla atacak gibi duruyor. Sadece herhalde anahtar koyarsınız ya da bozuk para koyabilirsiniz. Burada da bir küllük ve çakmaklık bulunuyor. Yani şu alana şunu koymak yerine bir bağımsız klima koyamadınız mı? Hani Mercedes diye konuşuyorum. Bu kadar para veriyoruz diye konuşuyorum. Tamam bizim ülkede çok para ama yani bir Mercedes'sin kardeşim. Hani Golf'ün 2013'ünde var. Benim Golf'te vardı. Leon'da var. Ibiza'da bile var ya. Her arabada var, çoğu arabada. Sen Mercedes'in şunu koymamışsın yani. Bu videoda da sinirlendik ya. Şimdi aracın ön kısmına bakalım. Şöyle kapıyı açıyorum. Elektrikli katlanır aynamız da açıldı. Tabii buralar deri kaplama gibi gözüküyor. Ama deri kaplamanın altı direkt plastik. Sadece üstünü deri kaplayıp bir dikiş geçmişler üstüne. Yoksa komple olarak plastik aracın her yeri. Şu şekilde 4 tane cam açma tuşumuz ve katlanır aynanın tuşları bulunuyor. Daha fazla bir koltuk ısıtma, koltuk soğutma olmadığı için hiçbir şey bulunmuyor. Yani tuş aksamı bu kadar. Burada elektrikli park frenimiz var. Burada otomatik farlarımız ve sislerimizi açıp kapattığımız tuşlar bulunuyor. Şimdi bana her şey Ali'yi hatırlatıyor. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz bu teneke kedisi hariç. Bunu zaten biliyorsunuz. Yeni aldı ama. Bundan iki önce, Caravelle'den önce bir ölüm boşluğunda bir arabası vardı onun. Neydi o ya? Audi A3. Onda da aynı şekilde böyle klima menfezleri falan vardı. Oradan biraz aklıma geldi. Ya yani ölüm boşluğuydu o da. Hadi bunda ekran var. Onda ekran aşağı iniyor, bazen yukarı çıkıyor. Klima menfezi hariç başka hiçbir şey yok. Yani ölüm boşluğu. Buradan Ali'ye seslenmek istiyorum. Kardeşim seni çok özledim. Ne olur en kısa zamanda dön. Gibi konuşmalar bekleme benden. Yani sen gittin gideli gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Yani huzur, böyle dingoluk yapan, davar birisi yok etrafımda. Gayet medeni bir şekilde. Garajda yemeklerimi artık çatalla değil, bıçakla keserek yiyorum. Öğünlerime dikkat ediyorum. Sabah güne yeşil çayla başlıyorum. 3 metre koşuyorum şöyle garajın etrafında. Yani gençleştim. Hani her şey seninle alakalıymış. Neden bunları diyorum? Çünkü İbne gelmiş bana şey diyor. Kanka İzmir'de bir araba var. Ona bakmaya gideceğim ben, haberin olsun, çıkıyorum falan. Bir de sallama bir araba söylüyor işte. Bir sefer Renault Megane diyor. Bir sefer Clio diyor. Yalanı da tutturamıyor ya. Ben anladım onun mevzuyu da. Tamam dedim, sıkıntı yok. Bende o zaman işim vardı. Çok konuşamadık. İzmir'e gitmiş. Diyor kanka ben haftaya pazartesi geleceğim. Ama bahsettiği günde pazartesi. Yani bir hafta sonrası. İşler bizde, güçler bizde. Neden diyorum? Tatil. Lan şerefsiz. Bizim tatile ihtiyacımız yok mu? Bizde havuz görek, bizde otel görek. Tabii sen neler gördüğünü biliyorum ben. Neyse buradan racon sahneleri gibi olmasın ama biraz kalbim kırıldı. Yani oradan eli boş falan gelme, ne bileyim. Bir pişmaniye bir şey getir yani. Memleketin neresi olursa olsun bir pişmaniye geliyor. Abi Hakkari'den gelsen, oranın meşhur bir şeyi de olsa o gelmez. Pişmaniye gelir abi. O yüzden bana pişmaniye getirirsen gönlümü alabilirsin. Böyle de bir adamız yani. Şimdi ve selam. Buradan Ali'ye selamlar. Şimdi buradan bir baldır desteğini ayarlayabildiğimiz şu alçaklığı, yüksekliği bir kol bulunuyor. Tabii hafızalı koltuk, elektrikli koltuk. Bunlar hak getire yani, normal her şeyi elinizle çeviriyorsunuz. Ayrıyeten buradan kendinizi yukarı aşağı kaldırabildiğiniz bir kol var. Bir de arkada sırtınızı kontrol ettiğiniz bir kol bulunuyor. Yani komple kendinizi ayarlamak için 3 farklı kolu çevirmeniz lazım. Tabii biraz zahmetli ama bu araç dediğim gibi A sınıfı bir araç. Mercedes'in ilk sınıfı, hiçbir özellik koymadığı bir araç. Ama bizim ülkemizde değerli diye böyle artistikler yapılabiliyor. Ki zaten değerli, 250 bin lira da az para değil. Yani 250 bin lira buna vereceğime gidip 277 bin liraya bir kedi alır mıydım? Almazdım. Yani ve ardından frene basarak bir tur daha çevirdiğimizde araç çalışacak. Ama şu an bu şekilde duruyor. Birazdan test sürüşüne çıktığımızda gösteririm. Aracımızın direksiyonu bu şekilde. Tabii AMG'lerde daha farklı bir direksiyon var. Direksiyonun üstünde multimedyaya yönlendirdiğimiz tuşlar ve ses açıp kapattığımız tuşlar ve ortada da
korna bulunuyor. Göstergemizin içleri de arabanın içinde olduğu gibi gri şekilde tasarlanmış. Multimedyamız ve arka plan siyah ama içleri gri. Yani aracın her yerinde de arka plan şu şekilde siyah ve krom detaylar bulunuyor. Tabii tasarım dili olarak güzel. Farklı klima menfezleri, işte krom detaylar, işte direksiyonun üstünde de bu detaylar sürüyor ama yani eski bir araba olduğunu belli ediyor multimedyasından. CD'li ve koca bir alanda tuş var. Yani kimse buradan 0500 vesaire girip de şey yapmaz. Hani bellek arkayı arayayım 544 349 22 24 yapmaz. Normal telefonundan girip bellek arkayı arayabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz Osman Gök'ten. Aracımız urban olduğu için tek taraflı klima bulunuyor. Yani çift taraflı CNC sistemli bir kliması yok. Yani sadece tek taraftan sıcaklığı soğukluğu ayarlayabiliyorsunuz ve dereceyi ayarlıyorsunuz. Sol ve sağ olmak üzere farklı farklı klima ayarları bulunmuyor. Yani benim 2013 Golf'te vardı mesela. Yani bir Golf'le kıyasladığınız zaman cidden A180 boş. Hani benim Mercedes'im var demek için Mercedes alacağınıza gidin o eski kasa Mercedes'ler var ya E200'ler. Onlardan alın daha güzel. En azından şekil duruyor. Ben işte koleksiyon seviyorum. Eski seviyorum dersiniz. Çünkü bomboş bir araba bu. Yani açıkçası A180'i ben pek beğenmedim. Taraflı da incelemiyorum. Her şeyini söylüyorum ama kendi fikrimi de arada söylüyorum beğenmediğimi. Şu şekilde torpidoyu göstereyim. Yine aynı şekilde zaten plastik sesini duyuyorsunuz. Deri kaplama var üstünde. Yani her şeye deri görünüm vermişler ama hepsinin altı plastik. Şöyle çıtırdıyor her yer. Yani her yer alabildiğince plastik. Kol dayamamızın üstü ama koltuklarda olduğu gibi yani herhalde koltuklardan artan deriyi burada kullanmışlar. Gri detaylar, dikişler var. Güzel. Burada kol dayamamızın altında bir şeyler koyabileceğimiz bir alan var. Ayrıyeten kol dayamanın önünde de şöyle multimedya kontrol edebileceğimiz bir joystick bulunuyor. Burada da ufak telefon, cüzdan koyabileceğiniz şöyle kapaklı bir alanı var. Ayrıyeten çakmaklık ve bozuk para, küllük yeri bulunuyor. Şu şekilde hepsini kapattığınızda güzel bir uyuma sahip. Ayrıca şöyle bir torpidosu var. Torpidosu da Golf'e göre küçük. Yani biraz Golf'le kıyaslama videosu oldu ama bana Golf'ı hatırlatıyor her şey. O yüzden kusuruma bakmayın. Torpidosu ama küçük yani. Gerçekten bu arabaya yakışacak bir torpido değil. Tabii aracımızda sunroof yok. Arabanın içi siyah. Yine tavan da siyah. Ama tavan siyah olunca gerçekten böyle bir basıklık oluyor. Mesela bu Golf'te de yine aynı şekilde. Yukarısı mesela tavanı griydi. Açıklık veriyordu araca. Yani ferahlık veriyordu. O yüzden komple siyah olması biraz aslında bence daraltıcı. Bu kişiden kişiye de değişir. Yani komple siyah olsun, asil olsun diyenler de vardır elbette. Yine şu videoyu anlatırken bu koltuk beni rahatsız etti. Bahsettiğim gibi yani şu Mercedes'in destekleri sportif görünüm vermek için aslında böbreklerimize ve ciğerlerimize zarar veriyor. Şöyle otururken direkt şu destekler böyle soldan beni bastırıyor. Hani şöyle durmak zorunda kalıyorum. Buna biraz daha büyük birisi bindiği zaman hiç rahat oturamaz. Hani ben bile şöyle sportif bir görünümde değilim. Yani beni yan destekleri rahatsız ediyor. Ki bu arabanın özelinde değil. Çoğu Mercedes'in yenilerine kadar hepsinde bulunuyor yani bu özellik. Yani pek de iyi bir özellik değil bence. Çok rahatsız edici. Tabii araçta sunroof olmadığı için burada çokça tuş veya özellik bulunmuyor. Şöyle ışık tuşları var. Yemin ediyorum rezillik ya. Yani Golf demeyeyim diyorum, başka araba demeyeyim, bu arabayı inceleyeyim diyorum ama yani bir ışığın tuşu, ışığın kendisinden büyük olur mu be Mercedes? Be Mercedes! Ya şuna bak abi. Kocaman tuş, ışığa bak. Geleceğimden daha aydınlık bir ışık yani. Bayağı geleceğimde bayağı kötüymüş bu arada. Şöyle ufacık bir ışık konulur mu ya? Bu ne faydası var? Şuraya elimi aydınlatmıyor bak. Çok saçma bir ışık sistemi koymuşlar. Arkaya bakayım. Bak. Arka taraf da aynı. İki tane yuvarlak küçücük ışık. Zaten sarı olduğu için hiç faydası yok ki. Bir de ufacık yuvarlak yapmışlar. Işık konusunda da bence yetersiz. Zaten başka bir tuş da bulunmuyor yani. Buraya bir tuş koyacaksın, bir de ışık koyacaksın. Şu kanal boyunca ışık koy ki arabanın içi ferah olsun, bir özellik olsun. O da yok. Zaten şu multimedya. Şuna bak. Benim telefonun ekranı bundan büyük. Yani bu kadar ufacık da multimedya olmaz abi. Biraz şöyle büyütün bari. Hani şunu yapıyorsun, bu özellik var da. Şu ekranı da şu kadar yap ya. Ne olacak bu kadarcık daha büyütsen? Hani tamam A sınıfısın, her şeyi az az veriyorsun, koyuyorsun da bu kadar da az koyma be. Yani arkadaşlar yurt dışında tamam 20 bin eurosu, 30 bin eurosu, 40 bin eurosu ona göre araba alıyor ama vallahi bu araba 250 bin lira edecek bir araba değil ya. Ki bu 2013. Hani bunun yenileri 400 bin, 500 bin, 600 bin liralarda gerçekten edecek bir fiyat değil. Yani neredeyse sıfır Golf alıyorsunuz ki zaten sıfır Polo alabiliyorsunuz. Yani gidin gerçekten sıfır bir Polo alın. Yani 100 bindeki 2013 bir araba 250 bin lira vermeyin yani. Hiçbir özellik bulunmuyor. Yani bu da benim fikrim. Tabii ben Mercedes'ciyim. Gayet de beğeniyorum. Gayet de sportif. Dıştan da güzel. İçten de böyle beni biraz ellesin, dokunsun diyorsanız o sizin tercihiniz. İsteyen alabilir. Neyse bir de şimdi gelin birlikte aracın sürüşüne bakalım. Tabii araç benzinli olduğu için gramda ses yok. Ona bir şey diyemem. Ama o benzinli olmasına yani Mercedes'le bir alakası yok onun. Şöyle emniyet kemerimizi takalım. Şöyle G-Tronic vitesimizi D'ye aldık. El frenimizi de çektik. Şöyle yola çıkıyorum şimdi.
Şu anda bir kırmızı ışıkta durduk. Arabamızın zaten start stop olduğu için hemen kendini stop etti. Bir de arabaya göre çok büyük bir direksiyonu var. Bunu sürerken daha fazla hissediyorum. Çok büyük, yuvarlak. Yani daha küçük bir yuvarlak tasarım tercih edilebilirdi bence. Tabii her zaman dediğimiz bir laf var. Yıldız yıldızdır diye. Mercedes'ten vazgeçme. Belli bir kalitesi var ama yani tasarım dilinde de bazı değişmesi gereken şeyler de var. Yani Mercedes her şeyi doğru yapıyor değil elbette. Tabii bu aracın AMG'lerinde daha farklı bir ekran, daha farklı bir direksiyon, daha farklı tasarım dili ve özellikler oluyor. Ama AMG paket de tabii ki Urban pakete göre daha pahalı. Bir de bunların boşları Style paketleri var. Urban bu araçta orta paket oluyor. Aracın vitesi burada olduğu için burada sadece geri, ileri ve boşla park fonksiyonları bulunuyor. Ayrıca burada bir tuş var. Spor modu, Eco modu ve manuel modu bulunuyor. Zaten modların değişimini de şuradaki köşeden görüyorsunuz. Manuele geldiği zaman vitesi şu şekilde sizden değiştirmenizi istiyor. Şu an Eco modunda, şu anda Sport modda kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bu modların yanında dörtlü tuşumuz bulunuyor. Yanında da Eco modu var. Aracın devirini düşüren, yani yakıt sarfiyatını düşürmek açısından Eco modu bulunuyor. Burada da park sensörünü açıp kapadığımız bir tuş bulunuyor. Burada iki tane boş tuşumuz, burada da bir tane boş tuşumuz var. Aslında şu sıra tuşları da doldurabilirlerdi. Biliyorsunuz zaten Mercedes alt sınıf araçlarında, yani Mercedes'in kendine göre kullandığı bu kelime, yani kastettiğim araçlar A, B, C, CLA, GLB serisi araçlarda biliyorsunuz Renault motoru kullanıyor. 1.5 dizel motor. Şöyle bir boş yolumuz var. Aracın kalkışını biraz hızını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle Kartal abimiz geçsin. Yorganlar artı 100 beygir katıyor bu arabaya. Normalde kendisi 65 beygir ama yorganlarla birlikte 165 beygir olmuş. Şöyle biraz hızlanıyorum. Tabi araç benzinli olduğu için deviri biraz geç alıyor ama aldıktan sonra da sizi arkaya doğru yaslıyor açıkçası. Tabi bunların dizellerinde çok fazla ses çıkıyor. Yani Renault motoru olduğu için, yani Renault motoru olmasından kaynaklı değil. Dizellerin hepsi genel olarak takır tukur çalışıyor. Çünkü benzinli araçlar biliyorsunuz yanmalı sistemle çalışıyor. Ama dizel araçlar piston vurarak çalışıyor. Dizeller o yüzden sesli çalışır benzinlilere göre. Benzinli olduğu için araçta ne içeri ses alıyor ne de böyle takır tukur motor sesi var. Gayet sessiz bir şekilde çalışıyor. Şimdi test sürüşüne çıkmışken test sürüşümüzün bir de konuğu var. Arkada Osman Gök kampanyacımız. Deremik kaplama 1600 TL yerine sadece 799 TL. Eğer seramik veya kaput koruma randevusu almak istiyorsanız hemen Osman Gök'ü arıyorsunuz aşağıda çıkan numaradan. Şimdi Osman Gök var dedim ama sadece kampanyadan bahsetmeyecek bize. Hazır test sürüşüne çıkmışken A180'e söyleyecekleri varmış. Bu video özel, ben de geleceğim dedi. Neden dedik? Bu araba benim ehliyeti alırken sürdüğüm araba dedi. Bununla anılarım var dedi. İki kelam etmek istiyorum dedi. Şimdi söz Osman Gök'te. Ben sınava girdiğimde araç böyle kabir gibi. Çok dar bir araç. Basık böyle. Bir de manuel vites olduğu zaman, mesela geri vitese atıldığı zaman böyle kaldırıyorsunuz. Böyle bir arkaya koyuyorsunuz. Çok zor. Yaşam alanı da mesela çok böyle normalde 1.80 adam değiliz. Ama daraltıyor buradan arkadaşlar. Estağfurullah reis. Boyuna laf ettirmeyiz burada. Kimse Osman Gök'ün boyuyla dalga geçemez. Şimdi Osman Gök'le birlikte incelememizi yaptık. Şimdi garajımıza giriyoruz. Birlikte videoyu kapatalım. Buradan Ali Kıta'ya selam olsun. Sen yoksun ama ben varım. Çok şükür. İncelemesi bitti. Bugün sizler için Mercedes A180'i inceledik. 250 bin liraya bu araba alınır mı alınmaz mı? Ben cevabını verdim, yani bence alınmaz. Ama sizce alınır mı alınmaz mı yorumlarda belirtin. Ya da ben bu arabayı almam giderim 250 bin liraya şunu alırım derseniz yorumlarda onu da belirtin. Ama sıfır kedi alırım falan demeyin, rica ediyorum. Yani onu yapan birisi var. Yani la Ali arıyorsa var ya, kedi deyince. Neyse, Ali değil. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zillerini açabilirsiniz. Ki bu arada benim araba snaplerimi, işte iş güç olur, yıkama olur. Bu snapleri takip etmek için aşağıda çıkan Instagram'ı takip edebilirsiniz. Bir de az önce bahsettiğim dostum var. Hani İzmir videoları, işte havuz videoları. Yani onları takip etmek için de Ali'nin Instagram'ını takip edebilirsiniz. Bir de yani, Osman Gök var. Evet, bir de Osman Gök var. Osman Gök de var. Kanala yeni katıldı. Aynen. Osman Gök de artık böyle Mercedes videoları falan olduğunda geliyor. Hani Fiat'a, Tofaş'a falan gelmiyor da biraz Mercedes, BMW tarzı arabalarda gelecek artık. Tabii yüksek segment. Aynen. Geliyorum. Biz seni küçüklere çağırmayız kardeşim. Merak etme. Bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Vay Ali şerefsizine bak. Havuz bu fotoğrafı atmış.